Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yılların tecrübesi Yavuz Dede. Biliyorsunuz Yavuz Dede'yi artık bağlamıyorum arkadaşlar. Çiftlikte kafasına göre takılıyor, yiyor, içiyor, yatıyor, uyuyor. Çünkü yaşlandı arkadaşlar. Ne zaman bağlıyorum? Örnek veriyorum, buraya köpek bıraktığımda Yavuz Dede'ye bulaşmasınlar diye o zaman bağlıyorum. Yalnız şimdi bu videoda neyi göstermek istiyorum arkadaşlar size? Biliyorsunuz dediğim gibi adı üstünde yılların tecrübesi, sürüde görev yapmış bir köpek arkadaşlar bu Yavuz dedemiz. Yavuz dedemizi, yeni köpeğimiz, katlarından yan yana getireceğim. Tabii ki çok dikkatli olacağım arkadaşlar. Yavuz dedeye zarar gelmesini istemiyorum. Çünkü yaşlı hayvan ama Yavuz dedenin tecrübesinin ve ne kadar iyi köpek olduğunun zaten birazdan farkına varacağız. O köpeğe karşı bu yaşta bile bakın hali yok, dermanı yok. Caiz caizde dikileceğine imzamı atarım yani arkadaşlar. Bir deneyelim dedim, size de bir farklı bir şey olur diye. Adını siz getirin. Çok emektar bir köpek arkadaşlar. Böyle emektar köpeklere gerçekten de gençliğinde bir bakılıyorsa yaşlılığında daha fazla ilgilenilmesi lazım arkadaşlar. Çünkü bu aslanlar emek veriyor arkadaşlar. O yüzden de bunlara bu davar besleyen böyle davarcılar bırakıyorlar bazen arkadaşlar yaşlandığı da ettiğinde. Onlara gerçekten ricam, böyle hayvanları en azından emekliye ayırdıklarında biraz daha üstüne düşmeleri arkadaşlar. Yani yoksa gerçekten bu hayvanlar belki de yani insanlardan daha çok faydası dokunuyor arkadaşlar bize. Ağsız, dilsiz, yani bir yediği karın tokluğu hesabı, hani karın tokluğuna çalışır mısınız derler ya arkadaşlar. İşte bu hayvanların olayı da bu oluyor aslında. O yüzden en çok da yaşlandıklarında bu babuşlara saygı duyulması gerekiyor arkadaşlar. Ne mi lan? Artiyiz. Kaldır bakayım kafayı. Bak kafayı kaldır, tasmaya takınca gençleşeceğiz arkadaşlar. Kaldır bakayım bunu. Hoppala. Kulakları çıkaralım. Ben şu ipi bir toplayayım arkadaşlar. Şöyle elimi alayım. Gel, gel bak, gel. Gel bak, gel. Yavuz dedi. Gel, aferin lan şuna lan. Cahil cahil kapıyı hemen arkadaşlar. Gel buraya gitme. Su mu içeceğim? Yavuz dedenin mekanı artık burası oldu arkadaşlar. Burada yiyor, içiyor, yatıyor. Gel, Yavuz dedi. Gel oğlum. Evet, şu anda daha görmedi arkadaşlar. Giriş oğlum bu. Yavuz dede. Giriş oğlum bu. Valla Yavuz dede kukluyor arkadaşlar. Maşallah. Yani yaşına rağmen çok güzel. Hatta ben çok zorlamayacağım arkadaşlar. Bunları bir alayım oğlum, dur. Ben zorlamayacağım arkadaşlar. Şöyle yan yana bir dursunlar. Ne babam, ne babam, ne babam, ne, ne, ne. Hop verim lan cana. Bak işte. Arkadaşlar. Şimdi şey elimi atsam mı acaba bilmiyorum ki. Gerçi ne olur ne olmasın, bir sıkıntı olabilir. Yavuz dede. Yavuz dede de gerçekten de geçti arkadaşlar. Çok yaşlandı hayvan. O yüzden ama bu canavarda maşallah var. Hani kolay kolay da bulaşmıyor yani. O da güzel bir şey. Gel, gel bak. Gel.
Vallahi kafa kafaya duruyorlar arkadaşlar sanki. Çok güzel anlaşıyorlar. Bak o işte katların bu oyunu sevdim arkadaşlar. Tamam kavga esnası olabilir, kavga edebilir ayrı bir şey ama yani durduk yere de patara kutere bence şu durum güzel. hayır o şimdi orada hem yiyeceğini kıskanıyor hem de yuvayı sahiplendi arkadaşlar. Orayı kıskanıyor. Yine de bir uyarı veriyor. Onun da maşallahı var. Bir uyarı veriyor yani. Normalde hemen patara kutere girmiyor. yani daha görmedim ama eminim ki katlarında kavgası büyük olabilir arkadaşlar. Ciddi ciddi söylüyorum yani. Katların kavgası da büyük olabilir. Babuş, babuş. Hadi yürüsün bak. Arkadaşlar. Ben kaşıdım çok kurallıyım. Hadi yürüsün. Hadi yürüsün ha. Ne babuş? Ha? Yavuz dedeyi tanıdın mı? Yavuz dedeyle tanıştın mı? He? Yavuz dede kral. He? Vallahi arkadaşlar Yavuz dedenin bitkin hali, yaşlılıktan dolayı arkadaşlar bitkin hali, halsiz hali bile vallahi bunlara taş çıkarır. Yani derler ya eski toprak diye. Aynı onun gibi bir şey yani Yavuz dedede. Ya ulan babuş. Artist. Vallahi tavuklar dışarıya çıkıp gitmeyeceğini bilsem Yavuz dedenin kapıyı hiç örtmem de arkadaşlar. Yavuz dede gezer dolanır gelir ama mecbur tavuklar dışarı çıkmasın diye. Hemen zaten arkamız çamlık olduğu için arkadaşlar burada dilkiler var. Dilkiler hemen tavukları cürp cürp götürürler buradan. Şimdi içeride köpek var diye giremiyorlar ama yoksam sıkıntı yani. Vallahi ya acayip güzel duruyorlar ya. Allah Allah. Yavuz dede seni fazla yormayak oğlum. Tamam mı? Bir baha dedik ama yine ilk yaklaştığında bir kukledi. Yalnız şunu da söyleyeyim. Katlar karşılık da vermiyor arkadaşlar. Karşılık verse eminim ki daha çok karşılık verecek Yavuz dede. Karşılık vermediğini koyunca da ellemiyor arkadaşlar. Her köpek böyledir genelde zaten. Değil mi? Gel bak benim gezek bana gel. Gel. Of be. Kurat olur. Hadi. Gidin düzgün. Kaç kez var mı? Hadi. Evet arkadaşlar Yavuz dedeyi bence fazla yormayalım. Yavuz dedeyi yavaş yavaş yerine alalım. Güzel güzel uyusun bu. Hayır. Vallahi arkadaşlar. Baba. Kim lan o? Yavuz dede. Kim lan o? Kim bu oğlum? Yavuz dedenin bir şey gelirse yani yapıldır oğlum bak. Haberin olsun. Buna göre. Benim bu arada benim telefon çalıyor arkadaşlar. Eşimin telefonuyla çekiyoruz biliyorsunuz. Şeyleri, videoları. Hatta şöylece göstereyim arkadaşlar. Benim telefonumun kamerası komple yalan oldu. Hatta kamera bozulduğu için üstündeki korumalı aldım. Acaba dedim belki içi kötü oldu da buğulanma falan yaptı da çekmiyorum hesabı yaptım. Onu aldım ama onunla alakası yokmuş. Yani kamera temelli iptal olmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu anlık eşimin telefonuyla idare ediyorum arkadaşlar. Böyle bir daha yaklaştır yapayım. Gel bakayım Yavuz dede. Gel oğlum. Gel. Bu gemiye bakın arkadaşlar. Bu gemiye bak. Ne diyor lan bu? Yavuz dede. Ne diyor lan bu? Ne oğlum? Arkadaşlar şeyi de gördünüz. Atları da gördünüz. Valla olacak bir şey varsa yani kavga olacaksa giriyor. Yoksa kolay kolay dağılmıyor. Onun da maşallahı var. Yavuz dedemizin zaten ona sözümüz yok. Olamaz da bu zamana kadar yaptığı görevleri sürüde haddi hesabı yok. Maşallahı var. Hatta şu durumda bile
hiç bana mısın demiyor yani. Tutsalar etseler bunun canı yanmıyor arkadaşlar. Öyle bir hayvan. Maşallah var. Neyse yormayalım Yavuz dedeyi. Gel paşam. Gel. Gel. Gel Yavuz dede. Gel oğlum. Aferin sana gel. Helal olsun lan sen. Dur. Dur dur sana bak sana sana. Çırpınıyor bak. Sen o zinciri kırabilecek misin? Zinciri kırmaya çalışıyor. Hadi gidiyorum. Ya bekle oğlum bekle 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 bekle. Bu tasmayı da çıkaralım. Sen tam rahat yaşa oğlum. Arkadaşlar tasma masma hiçbir şey yapmıyorum Yavuz diye. Buraya da rahat rahat kaşınır eder diye. Hadi baba gez. Hadi gez oğlum. Evet arkadaşlar, Yavuz dedeyi de eski toprağa sürüde baya baya görev yapmış bir köpeğin ne kadar cesaretli olduğunu halinin olmasa dahi bizim önceki pitonu biliyorsunuz aynısı arkadaşlar. Vücutta derman olmamasına rağmen hala bana mısın demiyor yani. Bu tarafa ben çektim arkadaşlar. Çekmesem emin olun Yavuz dede de dalar ona yani. Ben dalmasınlar diye uğraştım. Bence güzel bir içerik oldu bu. Yaşlı köpeğin, kanı sağlam köpeğin, görmüş geçirmiş bir köpeğin durumu çok önemli. Bir arkadaşlar tavuğumuzun bir tane çıkmış dışarıya. Bunu içeri alacağım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. En kaliteli köpek. Böyle damarı sağlam, kanı sağlam köpek. Bir yere bağlayın abi, hiçbir şey göstermeyin. O köpek istediği kadar kanı damarı sağlam olsun. Abi bir şey görmediği zaman, görmediği sürece ve tecrübe edinmediği sürece istediği kadar kaliteli köpek olsun. Bir şey yaramaz arkadaşlar, bunu bilin. En kötü köpek, bak en kötü köpeği de yavruluktan itibaren davarın içinde büyüdün abi. O diğer köpeklerden böyle tehditlere karşı ne yapacağını öğrensin. O bile en kötü köpek bile güzel olur arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.